İyi akşamlar. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Tuğba Hanım? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben diyeyim. Çok teşekkür ederim. Seslerle ilgili bir sıkıntımız var mı arkadaşlar? Bir sorayım önden. Ben kulaklık taktım bu yüzden. İyi yapmışsınız. İyi akşamlar sizlere de. Hepiniz hoş geldiniz. Peki, çok kolay oldu sanırım, değil mi? Çok hızlı geldiniz. Birazdan böyle. Öncesinde heyecanlanıyorum ama teknik kısım beni heyecanlandırıyor açıkçası. Yanlış Anladım. yaparsam aman bir aksama olur mu diye bir başak burcu olarak sürekli kaygı ve panik hali oluyor. Haklısınız, oluyor ama inanın şey yani böyle sohbet hani burada hep beraber kim ne kadar neyi algılamak istiyorsa o kadar zaten. Kesinlikle. Güzel bir sohbet olsun. Hepimize de katkısı olsun inşallah. Öyle umut ederek size de iyi akşamlar diyen takipçileriniz var sanırım. Evet, Biraz var, böyle var. bir baksın Tuğba Hanım eğer rahatsız etmezse sonra kapatacağım. Olur mu? Tabii. Tamam. Öncelikle şöyle bir şey rica edeceğim sizden. Hani Tuğba Bıçaklıoğlu hani kimdir? İşte nasıl bu işe başladı, bu işin uzmanı oldu? O serüveni bize anlatabilirsiniz süreci. Çok memnun Tabii ki. olurum. Yani 23 yıl kadar kurumsal hayatın içerisinde halkla ilişkiler ve tanıtım bu alanda çalıştım. Bu arada 46 yaşındayım. Bir Çok oğlum özür var. dilerim. Sesiniz biraz daha açılabilir mi? Bir İyi. nebze daha. Evet, Şu biraz an. daha net duysunlar. Tamam. İyi mi? Böyle Son şimdi bir ise bu tamam diyeceğim ama değilse biraz daha açabiliriz. şu anda iyi mi? Çok iyi, çok iyi. Tamam. O Evet. zaman tekrar alıyorum. 46 Lütfen. yaşındayım. Astrolojiden önce 23 yıl kadar kurumsal bir hayatım oldu. Halkla ilişkilerle ilgilendim. Diplomatik eğitmenliği yaptığım süreç oldu. Radyoculuk gençlik yıllarımda böyle deneyimlerim de oldu. Son 3-4 yıldır profesyonel olarak ilgileniyorum ama öncesinde çocukluk yıllarından itibaren bu Rezvan Kirazlar, Nuray Sayırlarla birlikte burçlara ilgiyle başladı. Sonrasında astrolojinin burçlardan ibaret olmadığını fark ettim, gördüm. Bu şekilde tabii ki hayatın içinde o dönemde bir kariyerim vardı. Çocuk, evlilik derken eskiden astroloji eğitimi bu kadar kolay da değildi. Yüz yüze eğitim alınıyordu uzun süreler. Yetişkin insansınız, hayatın başka bir getirileri var. Zaman ayıramıyorsunuz ama pandemi süreciyle birlikte bir tık öncesinde de işte biraz daha böyle online süreçler hızlanınca bizler için de kolaylık ve fayda oldu. Evet. Peki şey kulaklığı çıkardığınızda bir problem olur mu acaba Tuba Hanım? Evet, cızırtı oluyor sanırım. Bir kötü Öyle mü mi? ses? Evet Şöyle ses yani soracağım. gitgide azaldı ve şey sonra duymamaya başladık. Çok azaldı. Şöyle tuttuğumda peki nasıl? Harika ama bu sizi çok yorabilir. Yo, hayır, hiç sıkıntı değil. Değil Şöyle mi? kulaklığı neden taktım? Bir boğuk bir ses geliyor, o yüzden taktım. Daha öncesinde denedim çünkü. Evet. Boğuk bir ses daha sıkıntılı olduğunu düşündüm. Ama hala var mı seste bir Yok, sıkıntı? şu an daha iyi şeyleri geldi. Ben de daha iyi duyuyorum zaten. Çok Okey. güzel. Tamam. Evet. Tamam. Peki. Şimdi şey bugünün başlığını atmıştık ya bu retro. Evet. Herkes Venüs az retro. buçuk bu retro deyince bir şeyler Biliyoruz. hissediyor ve Evet. düşünüyor. Evet. Evet. Bir de sizden dinleyebilir miyiz bu Venüs retrosu neymiş? Bize ne yapacak? Tabii. Hayatımızda. Öncesinde biraz böyle astrolojiyle temelden bir şeyler bahsetmek istiyorum. Şimdi Teşekkür bizler yeryüzündeki canlı cansız bütün varlıklar astroloji ilimine göre gökyüzündeki gezegenler ve onların enerjilerinden yaptığı hareketlerinden etkileniyoruz. Periyodik bir takım hareketleri var ve bu hareketler kombinasyon doğrultusunda da herkes kendi haritasında haritası oranında etkileşim alıyor. Evet. Astroloji
Böyle bir şey. Şimdi Venüs retrosu ya da retrolar dediğimizde retro ne demek? Retro kelime anlamı geri gitmek, gerilemek demek. Fakat hiçbir gezegen geri gitmiyor. Yani biz dünyadan baktığımızda o gezegenin hızının yavaşlamasıyla geri gidiyormuş gibi algılıyoruz. Şimdi Venüs'ün retro olması demek, Venüs astrolojide güzelliğe dair her şeyi temsil eden iyicil bir gezegen. Ve güzellik, estetik, evlilikler, ikili ilişkiler, ortaklıklar, kozmetik, dekorasyon, yani yeryüzünde güzel olan her şeyle alakası var. Para, ortaklıklar, sosyal ilişkilerimiz, sosyalleşmemiz. Dolayısıyla şimdi retro hareket yapan bir gezegen de temsil ettiği konularda bize zorlanmalar ve sorunlar çıkarabiliyor. Dolayısıyla biz de 23 Temmuz'la 4 Eylül arasında deneyimleyeceğimiz Venüs retrosuyla bu konularda sınavlar vereceğiz. Anladım. Yani şöyle mi anladığım kadarıyla işte erkekler Mars'tan, bayanlar Venüs'ten bundan dolayı mı geldi acaba diye düşündüm siz bahsederken. Yani bütün bu güzel olan şeyleri biraz yavaşlatacak Evet. gibi bir şey değil mi Tabii hayatımızda? yani Merkür'ün retrosu da böyle. Yani konuyu gezegenin temsil ettiği konuda sıkıntılar yaşarız, olumsuzluklar yaşarız. Geri gitmek mantığıyla. Yani tabii ki realitede geri giden bir şey yok ama olaylar yavaşlayacak ve sorunlar çıkaracak bize. Peki bir şey, yani işte biz para kazanıyorsak ya daha az kazanacağız çünkü bir yavaşlama mevcut olacak ya da daha zorlanacağız. Tabii. Yani parasal konularla ilgili bir dünya genelinde ve bizi kendi kişisel alanlarımızda da harcamalarımız artacak. Belki kontrol edemeyeceğiz o alanı. Yine hiç yatırım tavsiyesi değildir ama bu dönemlerde Venüs'ün retro olduğu dönemlerde parayı temsil ettiği için işte altında düşme, borsada zarar, problemler, düşüşler, sıkıntılar yaşanmış daha önceki yıllarda. Dolayısıyla bunlardan biz de hareket ederek bu alanlarda problemler yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Anladım. Peki şey hani bu yaşayacağımız işte 23 Haziran 4 Temmuz arasındaki retronun böyle burçlar üzerindeki etkisi mi geçmeden önce siz biraz bahsettiniz ama yani bu işte astrolojinin ya da gökteki işte astroloji yorumladığınız yıldız, gezegen, onların açıları, durumları, konumları. İşte bizler insanız, dünyadayız ve aramızda bir etkileşim var. Evet. Hayatımız doğduğumuz andan itibaren sürekli her şey birbirine bağlı bir sistem içinde olduğumuzdan dolayı etkileniyoruz illaki. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani biz bunu eskiden bu kadar ciddi algılamıyorduk. Maalesef geçtiğimiz süreç bize biraz daha farklı bir taraftan gösterdi bunun ne kadar Evet. etkili bir şey olduğunu. Ama sonradan düşününce biraz bunun hani tarihiyle ilgili ya da gelişimiyle ilgili. Çünkü eskiler bunu zaten çok aşırı kullanıyorlarmış. Kesinlikle eskiden astroloji okullarda okutulan bir dersmiş, eğitimmiş. Çünkü o yıllarda daha aktif ve söylediğiniz gibi daha yoğun kullanılıp daha fazla değer gördüğü bir süreçteymiş. Şimdi astrolojinin çalışma mekanizması şöyle. Nereden başlayayım? Bir kere önce ilk çağlardan itibaren yani insanlar ilk sadece temel ihtiyaçlarını giderdikleri süreçte o zamanlar tabii televizyon yok. Gökyüzünü incelemişler. Onun dışında bir gece oluyor, gündüz oluyor, mevsimler oluyor ve bir eş zamanlılık var bunların arasında bir periyodik süreç var. Dolayısıyla bunları takip ediyorlar. Yeryüzündeki etkilerini de takip ediyorlar. İşte ekiyorlar, biçiyorlar, sular taşıyor. Bunları takip ediyorlar.
insan doğası üzerindeki etkilerini de takip ediyorlar. İşte astronomiyle birlikte o yıllarda aslında çünkü paraleldir. Astroloji de biraz daha inançlarla ve inanışlarla da alakalı olduğu için astroloji başlıyor ve milattan önce binli yıllara dayanıyor. Babillerle başladığı varsayılıyor ama ilk kayıtlar, yani bu gezegen hareketlerinin ilk kayıtları Mezopotamya'da 3000'li yıllarda, milattan önce 3000'li yıllarda bulunuyor. Dolayısıyla o dönemde tutulan kayıtlar bugüne taşınmış bir şekilde bizler de onlardan faydalanıyoruz. Yani nasıl etkileşimi olduğu konusunda fizik ve bilimsel bir şekilde açıklanamıyor. Ama kuantum, sizler de bu işin içindesiniz. Yani orası da daha çok aydınlık değil. Dolayısıyla da çok fazla açıklanamıyor. Ama bizler biliyoruz ki ve bunların çünkü işin içinde olunca bakın yaşıyorsunuz ve görüyorsunuz birebir. Deneyimlediğiniz için de inkar edemiyorsunuz. Ama tabii ki kabul eden, sıcak bakan, kabul etmeyen, karşıt olan fikirler de olması çok doğal. Ama bugün bilim bile yanılabiliyor. Yani hani astroloji konusunda neden bilim değil ya da neden ilim, neden safsata aynı sonuçları vermediğini düşünüyorlar. Ama bilim bile her zaman aslında yani matematik evet 2 artı 2 eşittir 4'ü veriyor ama bazen bilim de hata yapabiliyor. Bazen işte yaşamaz denilen hasta yaşıyor, öyle değil mi? Demek ki hayatın içinde bilimin dışında da bir takım belki de bizlerin henüz daha keşfedemediği bir takım gerçekler var. İşte astroloji de bu gerçeklere dayanıyor ama aynı zamanda da astronomi, matematik ve tarih biliminden de faydalanıyor. Şöyle bir şey mi acaba diye de düşünüyorum. Mesela hani hayat sürekli bir döngü etrafında dönüyor gibi algılıyoruz. Bu hani ne zaman algılıyoruz bunu? İşte depremciler depremi bilemediklerini ama geçmiş dönüme ait bütün istatistik verilerine dayalı işte bir takım tahminler yapabildiklerini söylediklerinde işte astroloji de bütün tarihi döngüleri tarayarak işte benzer açıları mı baz alıyor bu döngüleri takip ederken yoksa tarihleri mi baz alıyor bunu çok net bilmiyorum ama Şöyle, tıpkı hava raporu gibi onlar da yine aynı şekilde ilerliyorlar. Bizim de öyle. Yani şimdi mesela Satürn Kova'ya geçtiğinde 2,5 yıl önce biz hep beraber bir yılbaşı programında Öner Hoca, Dinçer Hoca bunların bir salgın hastalıktan, evlere kapanmaktan ve hiç böyle bir şey aklınıza bile gelmez değil mi? Bunları söylediler ve biz bunları yaşadık. Bunu neye dayanarak söylediler? İşte Satürn'ün daha önce Kova transitlerinde yine salgın hastalıklar ve bu tarz gündemler getirdiğini ve tarihteki bu olaylar üzerinden yorumlama yaptılar. Evet, silsile bu şekilde ilerliyor. Yani Venüs retrosu aynı burçta yine 2015 yıllarında Temmuz ve Eylül arasında retro yapmış. Yine aynı sonuçları vermiş. Biz de bunlara bakarak ilerliyoruz. Ama efemeris dediğimiz gök günlükleri var. Yani biz 10 yıl sonra da, 20 yıl sonra da Satürn hangi burçta olacak, Güneş hangi burçta olacak, Venüs nerede retro yapacak, bunların hepsini biliyoruz. Dolayısıyla geçmiş veriler, gelecek veriler elimizde. Geçmişteki olaylar üzerinden, benzer kombinasyonlar üzerinden biz de öngörümlerimizi yapıyoruz. Mesela Tuğba'cığım şeyde seçim döneminde özellikle hani biraz daha insanlar dikkat kesildiler ne olacak diye. Mesela o dönemde hani bazı arkadaşlar yani bir tarafta bir yorum yaptı, bazıları işte farklı bir tarafta yorum yaptı.
İşte bu farklılık hani neden oluşabiliyor? Fikir farklılığı. Şimdi şöyle, birçok meslektaşımı Plüton'un kova geçişi aslında yanılttı. Ve son işte Dolunay, seçim öncesi yeni aylar, çok fazla yenilik enerjisi, değişim enerjisi barındırıyordu. Uranüs etkileşimiydi. Plüton kova da zaten güçlü değişim dönüşümü temsil ediyor. Ama şimdi herkesin bir yorumlama stili var. Yani evet Plüton kovaya geçti. Ben öğrencilerime de çok fazla astrolog çünkü değişim olacağını söyledi. Ben de olmayacağını söyleyenlerden birisiyim. Ve neden, neye dayanarak evet bu değişimin olacağını ama henüz olmayacağını. Çünkü Plüton kovaya geçti. Biraz ileri hareket yaptıktan sonra tekrar oğlağa retro harekete geçti. Bu süreç yaklaşık 1-1,5 yıl daha devam edecek. Dolayısıyla aslında bu ileri geri, eski yeni, değişim, standart bu arada gidip geleceğiz. Ki zaten birdenbire olacak bir şey değil. Plüton birdenbire getirmez yenilikleri ve değişimleri. Yavaş yavaş getirir. Zorlayarak getirir. Dolayısıyla yani gezegenin arketipi o. Yani bir Uranüs olsaydı o aniden getirirdi. Ama Plüton yavaş yavaş getirir. Dolayısıyla da bu süreçte değişim olmayacağını aslında çok net ve açıktı. Kaldı ki kişilerin haritalarında da potansiyeller çok belliydi. Peki böyle küçücük de olsa hani programımızda yoktu ama hani seçim dönemini geçtik ama şimdi de yıl sonuyla itibariyle 2004 itibariyle yani 24 itibariyle ülkemizle ilgili gene böyle enteresan söylemler var. Yani işte Eylül Ekim, sonu, Ekim şimdi evet, evet. şöyle biz kadersel etkileşimleri, güçlü dönüşümleri tutulmalarla alıyoruz. Genellikle senede 4 tutulma oluyor. İkisi güneş, ikisi ay tutulması olmak üzere. 2 tanesini yaşadık. Bir tanesi Koç burcunda 29 derecedeydi. Bir tanesi Akrep burcunda 14 derecedeydi. Ay tutulması. Şimdi Ekim'de yine bir güneş tutulması var ve güney bentli. Ne demek bu? Ay düğümleri dediğimiz aslında gök cismi olmayan bir takım hesaplarla olan cisim ya da varsayımsal noktalar diyelim. Bunlar kadersel bir takım etkileşimler getiriyorlar ve tutulmalar zaten bunlarla oluyor. Dolayısıyla 13 Ekim'de olacak olan tutulmada biraz daha böyle güney bendi, daha böyle olumsuz, şimdi kuzey bend dediğimiz daha gelecek, daha iyi, daha genişleme, büyüme veren etkiler getirir. Ama güney bendi biraz daha daralma, küçülme, kayıplar, zorluklar bunlarla alakalıdır. Bu doğrultuda evet meslektaşlarımın belli öngörüleri var. Ben daha çok fazla hani böyle oturup bir incelemedim. Çünkü sadece tutulmalara bakarak kişiler ya da olaylar hakkında sonuca varılmaz, varmamak da gerekiyor. O zaman yanlış oluyor işte. Biraz incelemek gerekiyor. Ama tabii ki zor bir tutulma. Zor bir tutulma. Yani burada bir takım sistemler çökebilir, bazı şeyler değişebilir. Biraz zorlayıcı. Hem Türkiye anlamında zorlayıcı etkiler barındıran akabin tutulmada zorlayıcı etkiler barındıran bir süreç ve artık terazi ve koç aksında olacak
tutulmalar. Yani boğa akrep aksında 1,5 yıl deneyimledik. Şimdi terazi koç aksında deneyimleyeceğiz. Bunlar biraz daha koç savaşkan enerjiler, rekabet enerjisi barındırıyor. Terazi diplomasiyle alakalı. Dolayısıyla da işte politika, uyum, barış. Şimdi düşünün, buralarda sürekli gündemlerimiz olacak hem dünya hem Türkiye olarak. Dolayısıyla biraz daha zor ama 2024'ün inşallah ortalarından itibaren daha güzel bir süreç bizleri bekliyor olacak. Çünkü güzel şeyler genellikle böyle zor, tamamen yıkılıp yerine yenisinin inşa edilmesiyle geliyor. Türkiye'de böyle bir süreç yaşıyor. Anladım. Şeyde Tuba Hanımcığım teşekkür ederim. İnşallah yani o zamanlarda tekrar bir Evet. araya gelir sizinle bir program daha yapma şansına nail oluruz burada. Şimdi geçtiğimiz süreçte bir depremsellik acı bir tecrübe yaşadı gene memleketimiz. O dönemde de tabii o konularla ilgili çok fazla hani Evet. konuşmalar oldu. Ama tabii herkesin şimdi gözü kulağı her ne kadar hani Ege'de de büyük bir deprem bekleniyor, işte Akdeniz'de de bir tsunami bekleniyor. Olayları olsa da onlar da tabii ki çok önemli. Ama bir İstanbul depremi artık şey haline dönüştü. Yani gerçekten ben de bir İstanbulluyum. Birkaç senedir farklı bir şehirde ikamet ediyorum ama gidip gelmelerim devam ediyor. Resmen insanların psikolojileri Evet, bozulmuş. bozuldu. Yani Kesinlikle. haklı olarak, çok haklı Evet. olarak ve çok merak içindeler. Yani çok yakın zamanda hani böyle bir şey öngörüyor musun ya da hani istatistiksel olarak böyle bir döngü yaşanmış mı hani Şöyle, yorumlayabileceğin? evet, yani zaten deprem bilimcilerin de belli bir süre, aralık ve periyotları var biliyorsunuz bunun Evet. için. Ve aslında en doğru veriler onların elinde. Hani astrolojik olarak ben çok fazla bu tarz yorumlar yapmayı sevmiyorum ama 2025-26, 2008 bu civarlarda böyle zorlayıcı yine bir takım tutulmalarla o bölgede etkileşimler olabilir. Ama tabii ki bu dediğim gibi hani sadece astrolojiyle böyle olur, bu olur diyemeyiz. Bu yanlış olur. Bu anlamda mutlaka deprem bilimcileri takip etmek gerekiyor. Ama şimdi bakın Plüton dediğimiz gezegen toplu yıkımlar, toplu ölümler veren bir gezegendir. Ve Türkiye'nin 8. evinde artık. 8. ev krizler, 8. ev de toplu ölümler. Dolayısıyla orada da ciddi bir süreci olacak. Yani Plüton 18'de 24 yıl arasında bir burçta kalabiliyor. Dolayısıyla bir tehdit var astrolojik olarak baktığımızda da. Ama tabii ki belli incelemeler doğrultusunda zaman ve süreç de verilebilir. Ama ben şu anda henüz yani bu tarz bir etkileşim için inceleme yapmadım. Ama belki mevcut bölgede hareketlenmeler olabilir. Çünkü Jüpiter Boğa burcunda. Jüpiter büyüten bir etkidir. Boğa toprak, tarım, dünyayı zaten temsil eder. Yeryüzünü, yeri temsil eder. Burada almış olduğu zararlı etkileşimler, Uranüs yine öyle Boğa'da. Bunların almış olduğu olumsuz açı ve etkileşimlerle tabii ki getirebilme potansiyeli de var. Plüton'un kova geçişi yine sabit bir burç. Sabit burçlarda büyük gezegenlerin, büyük enerjilerin olması bu tehdidi sadece Türkiye için değil, tüm dünya için ya böyle yeryüzü olayları, yer kabuğu olayları bu tarz gündemleri maalesef ki veriyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Arkadaşım
sorularına cevap verilmesini rica etmiş. Ben de şöyle bir geriye taradım ne sormuş olabilir diye. Çünkü gerçekten akışta çok zor hem sizi takip edebilmek. O yüzden eğer chat'e yönlendirirseniz soru sorma şeyinizi, sorularınızı, o zaman oradan okuyabilirim arkadaşlar. Ama Hasan Bey'in bir sorusunu buldum Tuğba Hanım. Demiş ki güneş polarite değişimi yaşandı mı diye bir sorusu var. Neyi değişimi? Güneş polarite değişimi yaşandı mı diye bir sorusu var. Bunun daha öncesi var mı diye bakıyorum. Kuyruklu yıldız geçişi yeni salgın getirecek mi diye de bir sorusu var. Evet, son zamanlarda böyle bu tarz konuşmalar da var. Biraz Ben burayı kapatayım. En güzeli olacak. Böylece çete bileceksin. Evet. şimdi bir Yani internet şey oldu. biraz Ha, o arayı böyle biz internetten duymadık. Bir donma anlıyoruz. olayı Arkadaşlar oldu. bulmuyor falan. Evet. Şimdi duyuyoruz. Duyuyor muyuz şu anda? Duyuyor muyuz? Dediğim gibi biz salgın hastalığı ne zaman yaşadık? Satürn'ün kovaya geçtiği süreçte yaşadık. Evet. Bizi çünkü kova grupları temsil eder. Büyük grupları, toplulukları temsil eder ve Satürn ne yaptı? Grupları kısıtladı. Çünkü Satürn kısıtlar, daraltır. Böyle bir etkisi vardır. Şimdi Plüton kovaya geçiyor. Plüton'da yine düşünün topluluklar, yine kova ciğerler, enfeksiyonlar, bunlarla alakalı damarsal sorunlar. Dolayısıyla da evet böyle bir etken olabilir. Bu sefer hatta daha güçlü olabilir çünkü Plüton daha ezici bir güçle çalışır. Daha güçlüdür. Satürn'ü Evet, daha büyük kitleleri, grupları temsil eder. anladım. Yani umarım yanılırlar diyecek bir durumum da yok. Ya İnşallah Plüton daha bence güzel karşılarız bu sefer. Evet. şöyle bu şekilde yaşamaya alışacağız gibi geliyor. Zaten bakın bilimsel olarak da artık böyle virüslerin çoğalması yani bu oranda açıklamalar var. Yeryüzü yapısı değişiyor, dünya yaşlanıyor, biz çok yoruyoruz dünyayı. Farklı canlılar çıkıyor. Dolayısıyla bu tarz şeylerle ve bunlarla yaşamayı öğreneceğimiz bir süreç geliyor. Teknolojiyle birlikte bunlarla da baş etmeyi öğreneceğiz. Öğreneceğiz maalesef. Ama gerçekten şey var. Yani herkesten bunu duyuyorum. Hani o eski grip ya da işte soğuk algınlığı artık o tarz değil, daha farklı bir şey yaşıyor insanlar. Yani kafada başlayan, işte bronşlarda çok yoğunlaşan, yani bir akıntı, bir hapşırma, öksürme olabiliyor da hapşırma vesaire yok ama müthiş derecede bir baş büyüklüğü, ağrısı, doluluğu, eklemlerde ateşlenmeler. Yani sanki hani biraz koronanın farklı bir versiyonu gibi. Hani adına grip deniliyor gidildiğinde artık. Çünkü artık insan yani yeni bir virüstü. O da Evet. yeryüzüne ve insan doğasına alıştı. Çünkü her canlı biliyor. Şu an biraz donuyor ekran ama evet. Onlar da yeryüzündeki yaşamlarına devam etmek istiyorlar. Dolayısıyla evrim geçiyor yani alışıyor. İşte bir Sanırım WhatsApp'tan şeyler bir düşüyor gidiyor bir sanırım geliyor, onlar. evet. Evet ama yani daha önce de yüzyıllar öncesinde de hastalıklar olmuş, cüzzamlar olmuş yani veremler, güçlü salgınlar olmuş. Yani bir sürü insanın öldüğü salgınların olduğu süreçler olmuş ve olacak da Evet. yani bu yeni bir şey değil. Bunlarla yaşamayı öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Evet. Okey. Peki o zaman geçelim mi? Ne dersiniz? Tabii. Herkes tahmin ediyor, onu bekliyor. Yani Evet. bu Venüs'ün retrosu,
İşte bizim burçlarda neler yapacak, herkesin şahsi burçlarında. Öncelikli olarak önerilerim olacak. Şimdi elimizde istatistiksel veriler var. Yine dediğimiz gibi bunlardan bahsedeceğiz. Yani daha önceki Venüs retrolarında neler olmuş ve biz nelerle karşılaşabiliriz genel olarak. Tarihi veriyorum 23 Temmuz. Aslında birkaç gün öncesine kadar da söylediğim şeylerden uzak durabiliriz. Gölgesi başlıyor ve 4 Eylül'e kadar da sürecek. 23 Temmuz 4 Eylül tarihleri arasında neler yapmayacağız? Şimdi evet burada bir ilişki başlaması söz konusuysa başlatmayacağız. Bekleyeceğiz. 4 Eylül'e kadar biraz böyle oyalayacağız. Yine evlilik tarihlerimiz, herhangi bir organizasyon, nikah, bu tarihleri planlamayacağız. Çok Hay Allah. önceden verdim ben, aylar öncesinden verdim sayfamda, işte insanlar öncesinde kendisini planlasınlar diye. Çünkü Yine gerçekten tam düğün ve tören evet, maalesef zamanları. çok şey bir sürece geldi. Onun dışında ortaklıkları da temsil ettiği için Venüs, herhangi bir ortaklık girişiminde bulunmayacağız. Herhangi bir yatırımda bulunmayacağız. Çünkü yine para demekti. Onun dışında estetik, güzellik, Venüs bunları temsil ettiği için kesinlikle ama kesinlikle estetik yaptırmamalılar. Hatta normal saç renklerinin dışında bir renk bile boyamasınlar, risk almasınlar. Çünkü Venüs'ün retrosunda yaptırdığımız şeyi Venüs düz hareketine geçtiğinde yani 40 gün sonra beğenmeyeceğiz. Gayrimenkul alım, satım bunları yapmasınlar. Dondum mu yine ben? Şu an değil, açık. Tamam. Tamam. O zaman tekrar ediyorum. Gayrimenkul alım Lütfen. satımı yapmasınlar. Taşınma, dekorasyon, bu tarz tadilat işlerine bu tarihlerde girmesinler. Onun dışında başka neler önerebiliriz? Estetiği söyledik. Kozmetik ürünler, bu süreçte kullanmadığınız ürünleri çok almamaya dikkat edin. Alerjen olabilir, alerji yapabilir. Bunun dışında Venüs'ün retro olduğu durumlarda eskiden çok sevdiğiniz, ne bileyim, bir kolyeniz, bir değerli bir eşyayı bulabilirsiniz. Çünkü retro geri gelmek demek. Yine eski sevgililer, yarım kalmış aşklar bu süreçte dönebilirler. Ama retro bitene kadar lütfen yani böyle şey yapmayın, olurdu tamamdı falan sakın. Çünkü Demeyelim. yani evet, retro ile gelen retro ile gider Gerçekten diye bir sözümüz var çok biliyorsun. güzel. Evet, bu dönemde Bunu çok yeni sevdim. ilişki de başlatmasınlar. Çünkü o dönemdeki duygu durumları, sevgi durumlarıyla ileriye gittiğindeki sevgi durumları ya da o dönemde beğendikleri şeylerle ileri gittikten sonraki beğendikleri şeyler aynı olmayacak. Vardır zaten hepimizin hayatında böyle süreçler. Yani bilip bilmeden aldığımız bir şeyi mesela beğenmeyiz, hiç giymeyiz. Benim vardır eskiden. Çok yapardım. Belki de Venüs retro dönemlerinde aldığım şeylerdi. Yani o dönemde alışveriş yaptığınız şeyleri sonra beğenmezsiniz. Bu tarz etkiler verir. Onun dışında biraz aldatma, aldanma, minik kaçamaklar, bu tarz süreçler verebilir. Evliliklerde herkes, ilişkilerde herkes bu süreçte biraz zorluk yaşayacaklar, problemler yaşayacaklar. Önceden bilin. Çünkü retro bitiminde de düzelir. Yani bu retro ile birlikte sorun yaşayan ilişkiler, ben seni istemiyorum, sen nasıl bir insanmışsın diyen ilişkiler Venüs retrosu sonrasında tekrar normal süreçlerine dönebilirler. O yüzden şimdi dinliyorlar, artık biliyorlar. Hiç kendilerini yormasınlar. Desinler ki 40 gün sonra bu duygum değişecek. Böyle düşünsünler.
Yine bu dönemde istenmeyen gebelikler oluşabiliyor. Bu konuda dikkatli olsunlar. Gebeliklerde bir takım riskler olabiliyor. Bu konuda dikkat etsinler. Maddi olarak, ekonomik olarak, şimdi Venüs para retro yapacak. Yani burada Venüs altın ya da Venüs aslan, aslan zaten spekülatif yatırımlar, yani borsa gibi alanları temsil eder. Buralarda yani geri çekilmeler ya da iniş çıkışlar verebilir. Yani biz 18 ay önce yaşadığımız Venüs Oğlak'taki retroda bunu yaşamadık, deneyimlemedik mesela. Neden? Çünkü zaten Venüs Oğlak'ı sevmiyor. Sevmediği yerde daha çok değer bulmak istedi ve artış gösterdi. Ama Venüs Enteresan. Aslan'da çalışır, iyi de çalışır. Zaten Aslan da altındı, işte borsaydı, bunları temsil eder. Dolayısıyla bu alanlarda biraz gerilemeler, sorunlar, zorluklar olabilir. Venüs Aslan'da retro yapacağı için genel kolektif olarak baktığımızda biz siyasi liderlerin çekişmelerini, sanatçılarla ilgili gündemleri, sanatla ilgili konuları, çocuklarla ilgili konuları, sporla ilgili konuları da yine haberlerde ya da güncel hayatımızın içine taşıyor olacağız. Bakalım başka bir şeyler söylemediğimiz var mı? Evet, yani sağlıkla ilgili Venüs retrosu neler getirebilir? Venüs bir kere işte dediğim gibi güzellik, estetik buralarla ilgili olumsuz, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama bunun dışında Venüs yumurtalıklarımızı temsil eder, idrar yollarımızı temsil eder, bazı cinsel hastalıkları temsil eder. Onun dışında aslan, gözler, omurga, kalp, damar rahatsızlıklarını temsil eder. Ve dolayısıyla Venüs retro sürecinde biz var olan, altta yatan bu tarz rahatsızlıklarımızda tetiklenmeler yaşayabiliriz. Bunu da bilsinler. Onun dışında artık burçlara geçebiliriz herhalde. Yani bir 10 gün diyorum zaten, değil mi? Bir 10 gün dayanabiliriz diye düşünüyorum bütün bunlar Evet. için. Evet. Ama Evet, retromuz 40 gün gerçekten. sürecek. 40 gün sürecek retro. Pardon, 40 gün, tabii 40 gün sürecek. Tamam, 40 Evet. gün de dayanabilir çünkü çok önemli. Yani şurada mesela çok fazla örnek var benim hayatımda. Gerçekten onu neden aldığımı bir anlamlandıramıyorum sonradan. Hani hiç Benim için de öyle. kullanmadan da yok ediyorum. Diyorum yani hangi kafadaydım acaba aldığımda falan oluyorum. İşte Venüs retrosuna denk gelmiştir. İşte Aynen, benim de çok var aynen. çünkü. Yani alıp Kesinlikle. kullanmadığım gardırobumda Yani yıllardır giyip de mutlu eskiyen hissetmedim. Evet. beğenmiyoruz Aynen. yani. Ya da o süreçte bir eve taşınmışsınızdır, evi beğenmezsiniz, evde sorunlar yaşarsınız ya da ev satmışsınızdır, ev değerinden daha düşüğe gitmiş olabilir gibi böyle pişmanlıklar veren bir süreçtir. Süreç. Şimdi sevgili Evet. koçlar için başlıyorum. Koçlar ve yükselen koçlar, biz bu burç yorumlarını dinlerken yükselenimize göre bileceğiz. Önce yükselen burcumuz, sonra güneş burcumuz. Güneş burcumuz dediğimiz zaten burcumuz dediğimiz burç. Ve ay burcumuzu da akabin dinleyebiliriz. Şimdi sevgili yükselen koçlar ve koçlar, 5. evlerinde deneyimleyecekler Venüs retrosunu. Astrolojide 5. ev, aşk, ilişkiler, spekülatif yatırımlar, yine borsadır, bitcoin'dir yatırımlarımız, çocuklar, hobiler, spor, bu alanlarla alakalıdır. Dolayısıyla sevgili koçlar, bu alanlarda olaylar deneyimleyecekler. Eski sevgilileri dönebilir. Mevcut ilişkilerinde sorun yaşayabilirler. Ya da yeni bir aşk gelebilir. Ama hepsinde ne yapıyoruz? 4 Eylül'ü bekliyoruz. Henüz bir sonuca bağlamadan 4 Eylül'ü bekleyeceğiz.
Sonra çünkü fikirler karşı tarafın fikri de değişebilir, sizin fikriniz de değişebilir. Acele etmeyeceğiz. Bunun dışında burası çocuklarımızla ilgili alan olduğu için çocuklarımızla ilgili sorunlar olabilir. Onların hayatlarında var olan sorunlarla ilgilenebiliriz. Ya da çocuklarımızla aramızda iletişimde bir takım problemler deneyimleyebiliriz. Yine burası hobiler alanı. Daha önce bir resim kursuna başlamışsınızdır, yarım bırakmışsınızdır. Bu süreçte tekrar kursunuza geri dönmek isteyebilirsiniz koçlar ve yükselen koçlar. Eski bir hobilerine ya da spor yapıyordu bıraktı, tekrar dönmek isteyebilir. Eski hobilerine tekrar dönebilirler. Bunun dışında atladığımız, evet, spekülatif yatırımlarla ilgili zorlanmalar, kayıp potansiyelleri yaşayabilirler. İstenmeyen gebelikler, özellikle yükselen koçlar ve koçlar için çok aktif. Çok dikkatli olsunlar. Yine gebeliklerde erken doğum, düşük riskleri için kontrollü ilerlesinler lütfen. Evet, burayla ilgili söyleyebileceğim başka bir şey yok. Eğlenceye, hobilere, çocuklarımıza bu süreçte tatile fazlaca para harcayabiliriz. Lüks harcamalarımız olabilir. Dikkatli olalım. Sevgili koçlar Güzel. dedik. Evet. Ve boğalara geçelim. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, onların da dördüncü evlerinde olacak. Dördüncü ev astrolojide ev, yuva, aile, kökler, atamız bunları temsil eder. Şimdi tabii gayrimenkul alım, satım, taşınmak, tadilat, dekorasyon gibi gündemler gelecek onlara. Ama lütfen bu süreçte yapmayın diyoruz. Yani gündemleri bunlar olacak, mecbur gelecek. Ama siz artık Venüs retrosunu biliyorsunuz ve ne yapmamız gerektiğini de biliyorsunuz. Bu süreci planlı bir şekilde kullanacaksınız. 4 Eylül sonrasına ya da 23 Temmuz'a kadar bu tarz işlemlerimizi ne yapacağız? Halletmiş ve bitirmiş olacağız. Onun dışında aile içinde yaşanmış olan bir tatsızlık geçmişte tekrar edebilir. Ne bileyim, bir problem, bir tartışma, bu konular açılabilir. Ya da aile üyelerinden birinin bir sağlık durumunda tekrar eden bir süreç olabilir. Ne bileyim, kalp hastasıdır ya da göz baba katarakt ameliyatı olmuştur da öbür gözüne de katarakt ameliyatı olması gerekebilir. Böyle eski hastalığı tekrar tetiklenebilir. Bu tarz gündemler verebilir. Onun dışında evet, aile içindeki problemlerden bahsettik. Devam eden mesela köklerle alakalı bir miras konuları, davalar varsa yine bunlar gündeme gelebilir. Sevgili boğalar için. İkizlere geldiğimizde ikizler, yükselen ikizler, onlar üçüncü evlerinde deneyimleyecekler Venüs retrosunu. Astrolojide üçüncü ev, kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, yakın çevremiz, komşularımız, eğitimimiz, kısa seyahatlerimiz, ticari girişim potansiyellerimiz, tüm bu konuları temsil eder. Hatta yaşadığımız yer, yaşadığımız şehir bunları temsil eder. Dolayısıyla bu alanlarda sıkıntılar, zorluklar yaşadığımız bir süreç olacak. Kardeşlerimizle, kuzenlerimizle iletişimimizde sıkıntılar yaşayabiliriz bu süreçte. Eski mevzular, eski konular açılabilir, gündeme gelebilir. Onun dışında kardeşlerimizin, kuzenlerimizin bir problemi olabilir. Onlarla ilgilenmek durumunda kalabiliriz. Bir eğitimimizi yarım bırakabiliriz. Yarım bıraktığımız bir eğitime tekrar dönmek isteyebiliriz. Bunun dışında lise aşkımız dönebilir. Orası çünkü ilköğretimden liseye kadar olan süreci temsil eder. Lise aşkımız geri dönebilir. Lise döneminden ya da ilköğretimden liseye kadar olan dönemden arkadaşlarımızla karşılaşabiliriz. Onları görebiliriz. Şimdi bu süreçte
Burası ticari potansiyel evi de olduğu için bir girişim potansiyeli mutlaka gelecek, karşılarına çıkacak. Ama onlar ne yapacaklar? 23 Temmuz öncesinde ya da 4 Eylül sonrasında yapacaklar girişimlerini ve yatırımlarını. Onun dışında ikizler için evet araç, burası bizim araçlarımızı da temsil ediyor. Araç yenilemek, bunu da ne yapıyoruz? Bekletiyoruz. Çünkü o anda verdiğimiz karardan memnun olmayabiliriz. Araç alım, satım işlemlerimizde yine bu süreçte yapmıyoruz ve ama zihinsel yaratıcılık anlamında, çünkü aslan sahne önü hobisel becerilerimiz, yeteneklerimiz olduğu için retro sürecinde biraz daha zihinsel olarak bunlara döndüğümüz bir süreç olabilir. Yazma, çizme, sahne sanatları, bunlarla ilgili de ikizler için verimli bir süreç olacak. Yengeçlere geldiğimizde yükselen yengeçler ve yengeçler ikinci evlerinde deneyimleyecekler. Astrolojide ikinci ev varlıklarımız, maddi gelirlerimiz, özdeğer algımız. Şimdi dolayısıyla düşünün, orası maaşınızı anlatan yer. O zaman Venüs retro olursa maaşlarda gecikmeler olabilir. Parasal bir takım zorlanmalar olabilir. Harcamalarında, lüks harcamalarında artış olabilir. Bazıları evlilik sebebiyle harcamalar, ev eşyası gibi ya da düğün gibi harcamalar yapabilirler. Bu alanlarda zorlanabilirler. Özdeğer alanı olduğu için kendimize verdiğimiz değeri sorguladığımız bir süreç olacaktır bazı yengeçler için. Onun dışında bakalım. Evet, ev almak, satmak, burası bizim çünkü yine taşınır varlıklarımız olduğu için ev almak, ev satmak ya da herhangi bir alışveriş konularında temkinli olmalarını, hatta çok zaruri olmadığı sürece hiçbir alışveriş yapmamalarını tavsiye ederim. Beğenmeyebilirler sonra, çünkü ben bunu niye aldım da diyebilirler. Onun dışında evet, yengeçler bu süreçte kaybettiğiniz değerli bir eşyayı bulabilirsiniz. Ya da cebinizden ne bileyim para çıkabilir, kışlık montunuzun arasından bir şey ararken. Çok Bu tarz güzel, şeylerle de evet karşılaşılabiliyor. Evet, evet. aslanlar. Aslanlar ve yükselen aslanlar için onların birinci evlerinde, yani beden alanlarında kendilerini temsil eden, vücutlarını temsil eden, sağlıklarını temsil eden, yeteneklerini temsil eden alanda. Dolayısıyla aslında görünüşlerini yenilemek isteyecekler. Saçlarını, başlarını estetik yaptırmak isteyecekler. Ama ne yapacaklar? Yapmayacaklar. Bu tarihlerin arasında en azından yapmayacaklar. Çünkü memnun kalmazlar. Yani bu süreçte o süreçte retro sürecinde beğendiği şeyi düze geçtiğinde beğenmeyecekler. Dolayısıyla lütfen bu süreçlerinizi planlayın. Aman yani saçınızı tamam, yani her zaman sarıya boyatıyorsan sarıya boyat, ama hadi bir de siyah yapayım, kahverengi yapayım deme. Yeni kosmetik ürünler kullanma. Alerji yapabilirler bu dönemde. Bunun dışında evet, estetiği söyledik. İlişkiler, yeni bir ilişkiye başlayabilirler. Yeni bir ilişki gelebilir. Evliliklerinde problem yaşayabilirler. Ortaklıkları varsa ortaklıklarında problem yaşayabilirler. Ve bütün ilişkilerinde biraz problem yaşadıkları bir süreç olacak. Yani kendisinin dışında kurduğu bütün ilişki ve iletişimlerde biraz sıkıntılar yaşadığı süreç olacak aslanlar için. Her türlü çarpılacaklar yani. Evet, orada da yine eski sevgililer, eski eş dönebilme potansiyeli var. Ne yapıyoruz? 4 Eylül'e kadar cevap vermiyoruz. Görüşebiliriz ama net bir süreç içerisine girmiyoruz. Gidiyoruz. Evet, Venüs retroları biraz böyle Venüs
keyifle alakalı ve tad almayla da alakalı, tatlılarla da alakalı. Hepimizin kilo aldığı bir süreç olacak ama aslanlar siz herkesten çok alabilirsiniz. O yüzden bu süreçte lütfen dikkat edin. Spora başlamak isteyebilirler, diyet yapmak isteyebilirler. Bunlarda bir sakınca yok. Başaklar, sevgili başaklar ve yükselen başaklar içinde astrolojide 12. evde Venüs retrosunu deneyecekler. 12. ev bizim kontrol dışı dediğimiz alan, bilinçaltımızla alakalı. Burada platonik aşklarımız tetiklenebilir. Bazı takıntı ve kaygılarımız tetiklenebilir. Aslında burada ruhsal sağlığımız için meditatif ya da başka şeylerden destek almak için çok güzel bir süreç. Bilinçaltı rahatlaması için. Başaklar bunu yapabilirler bu süreçte. Aynı zamanda 12. ev gizli düşmanlar evi. Venüs aslında kadınları temsil ediyor astrolojide ve dolayısıyla başaklar gizli kadın düşmanlarının tanıdıkları bir süreç olacak maalesef ki. Ve arkalarından dönen bütün olayların çıktığı ya da kendi sırlarının ortaya çıktığı bir süreç olabilir. Aynı zamanda oradaki bir Venüs gizli ilişkiler getirebilir. Aman girmeyin diyoruz. Çünkü bu süreçte yaşanan gizli ilişkilerde maalesef ki ortaya çıkacak. Böyle bir şey Bu var. önemliydi Özellikle, arkadaşlar. evet, özellikle başaklar, lütfen yükselen başaklar, dikkat ediyoruz bu konulara. Onlar için başka söylemem gereken her şeyi söylemiştim. Burası yine hastanelerle de alakalı ve yurt dışı ile de alakalı. Bazıları yurt dışına tatil çok önceden planlayıp gidememiştir. Bu süreçte belki gidebilir. Hastanelerle de alakalı dediğim gibi. Belki estetik dışında bir ameliyat, hastalık gündemleri olabilir. Bununla ilgili yatarak operasyonel bir tedavi süreci de geçirebilirler başaklar ve yükselen başaklar. Terazilerin 11. evinde gerçekleşiyor. 11. ev gruplar, topluluklar, arkadaşlarımız, ideallerimiz, hayallerimiz bunları temsil eder. Dolayısıyla terazi ve yükselen teraziler yarıda bıraktıkları bir ideallerine, bir hayallerine bu süreçte tekrar geri dönmek, onları tekrar hayata geçirmek isteyebilirler. Arkadaşlarıyla problem yaşadıkları, çatışmalar yaşadıkları bir süreç olabilir. Ya da görüşmediği bir arkadaşıyla karşılaşabilir, tekrar görüşebilirler, barışabilirler. Bunun dışında daha önceden çalıştıkları ya da hizmet verdikleri bir dernek, vakıf, üye oldukları bir kulüp, tekrar buralara üye olabilirler. Bu grupların içerisine tekrar dahil olmak isteyebilirler. Başka onlarla ilgili atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, dernekler, vakıfları da söyledik. Eski arkadaşlarıyla karşılaşma potansiyellerini de söyledik. Aynen. Akrepler. Akrep ve yükselen akrepler. Onlar için de 10. evlerinde gerçekleşiyor. Astrolojide 10. ev bizim kariyerimiz, toplum önü statümüz ve annemizi temsil eder. Genel anlamlarıyla birçok şeyi temsil eder ama genel olarak bunları temsil eder. Şimdi akreplerin kariyerlerinde sıkıntılar yaşadığı bir süreç olabilir. Özellikle de kadın yöneticiler varsa ya da kadın çalıştığı, beraber çalıştığı kişiler varsa buralarda problemler yaşayabilirler. Daha önce başvurmuş oldukları bir işten geri dönüş, yani çağırma, davet alabilirler. Çok önceden başvurmuşlardır, unutmuşlardır bile. Oradan talep gelebilir. Ya da eski çalıştığı iş yerlerinden tekrar teklif alabilirler bu süreçte. Onun dışında
Aslında evet, burası biraz toplum önü statümüzle alakalı. Yani toplum önü statümüz işte evli, bekar, anne. Dolayısıyla evliliklerinde sonlanma kararı alan akrep ve yükselen akrepler olabileceği gibi evlilik kararı alanlar da olacaktır bu süreçte. Ama dediğim gibi herhangi bir önemli işte imzadır, nikahtır gibi süreçleri bu tarihlere getirmesinler. Evet, annelerimiz dedik. Annelerimizle ilgili de sevgili akrepler ve yükselen akreplerin annelerine ilgili mevcut bir sağlık sorunu tekrar edebilir. Ya da geçmişte yaşamış olduğu bir operasyonu tekrar geçirmesi gerekebilir. Sizler de bu süreçte onlarla ilgilenebilirsiniz. Tabii burası anneyle çatışma yaşayacak akrepler de var. Hani illa ki sağlık problemi olmasına gerek yok. İletişimlerinde anneyle problemler yaşayabilirler. Evet, yay ve yükselen yaylara baktığımızda onların 9. evlerinde retro yapacak Venüs. 9. ev astrolojide eğitimler, uzak seyahatler, yurt dışı, onun dışında sosyal medya, yayıncılık, dış ticaret, e-ticaret. Bunlarla alakalı konularda gündemleri olacak. Yarım bıraktıkları eğitimlerine dönen yaylar olabilir. Ya da uzak bir seyahate çıkacakken problemle karşılaşanlar olabilir, gidemeyenler olabilir. Yine e-ticaret ya da yurt dışı bağlantılı ticaret, dış ticaret yapan kişiler bu süreçte biraz zorlanabilirler. Problemler, gecikmeler, yavaşlamalar yaşayabilirler. Yine hukuksal unutuldu dediğiniz bir dava tekrar gündeme gelebilir bu süreçte. Onun dışında bakalım atladığımız bir şey var mı? Evet, yarım bıraktığımız eğitime devam edebiliriz. Eşimizin ailesi. Aynı zamanda 9. ev eşimizin ailesini de temsil eder. Dolayısıyla bazılarımız böyle eşimizin ailesiyle bu süreçte sıkıntılar yaşayabiliriz. Ya da geçmişte yaşadığımız sıkıntılar tekrar gündeme gelebilir. 40 günde sıkın dışınızı patlamayın. Evet. Yaylar için de böyle. Evet, 3 tane burcumuz kaldı. Devam ediyorum ben hızlı hızlı ama. Çok güzel gidiyor gerçekten. Böyle soluk almadan dinliyorum. Tamam. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar ya da ay oğlaklar. Bunlar 8. evlerinde deneyimleyecekler Venüs retrosunu. 8. ev miras, nafaka, tazminat, ek gelirler, ortaklı ticari gelirler, ameliyatlar, operasyonlar, primler, krediler bunlarla alakalı. Şimdi birçoğu kredi çekmek isteyecek mesela ve bu fırsatta karşılarına gelecek. Ama Venüs retrolarında çekilen krediler genellikle zor ödeniyor. Bunu bilerek çeksinler. Yani çekmesinler aslında ama illa çok ihtiyaçları varsa da bunu bilsinler. Zorlanarak ödedikleri bir kredi olabilir. Onun dışında mirastır, nafakadır, böyle ek gelirlerle ilgili, ekstra gelirlerle ilgili bu süreçlerde zorlanmalar yaşadığınız durumlar olabilir. Ne bileyim, primlerinizi kaldırır. Mesela patron prim veriyordur, primleri kaldırabilir o süreçte. Onun dışında yine Venüs olduğu için aslında estetik bir ameliyat ya da herhangi bir ameliyasyon getirecektir oğlaklar için. Ne yapıyoruz? Estetikleri yaptırmıyoruz ama diğer sağlık problemlerimizle ilgili çözebiliriz. Tekrar eden retro olduğu için bize geçmişte var olan bir hastalık ya da bir operasyonun revalidasyon ameliyatı ya da tekrar eden bir sürecini verebilir. Oğlaklar için böyle bir ameliyat, operasyon gündemlerinin de olduğu bir süreç olabilir. Onun dışında evet, orası 8. ev yine cinsellikle alakalı bir ev olduğu için cinsel hastalıklarla ilgili de dikkatli olmalarını öneririm. Evet, krediyi söyledik. Bu süreç içerisinde unuttuğunuz
bir vergi, bir borç, bir ceza karşısına çıkabilir. Sevgili oğlaklar bunlara da hazırlıklı olsunlar. Unuttukları, atladıkları, görmedikleri bir ödemeleri karşılarına çıkabilir. Evet, kovalar, yükselen kovalar, ay kovalar, onların 7. evinde çok kötü bir evde. Aslında ev güzel de konu kötü. Eyvah, sizin 7. evinizde mi? Şimdi onlar için Yani şöyle, evimi tam bilmiyorum ama evet. o ev zaten evlilikler, ortaklıklar, ikili ilişkiler, kendimizin dışındaki bütün sosyal ilişkilerimiz ve iletişim kurduğumuz kişiler aynı zamanda açık düşmanlarımız. Anlaşmalar, sözleşmeler bunları temsil ediyor. Dolayısıyla sevgili kovalarım bu süreçte bunlarla ilgili bir takım gündemler olacak. Yani evliliklerinde bir 40 gün birbirlerinden böyle Allah'ım bununla mı evlendim ya da biz niye yaşayamıyoruz, yapamıyoruz falan gibi seslerin yükseldiği bir süreç olabilir ama korkmayın sadece 40 gün. Ondan sonra bu duygu geçecek, tekrar eskiye döneceğiz. Tabii burada bekarlar evlilik kararı alabilir ama dediğim gibi 4 Eylül'ü bekliyoruz. Yeni ilişki gelebilir, ilişkisi olmayanlara. Özellikle yine eski eş, eski sevgili kovalara da tekrar geri dönmeler olabilir. Ama ne yapıyoruz? 4 Eylül'e kadar net sonuç söylemiyoruz. Onun dışında ortaklıklarla ilgili, ortaklığı varsa bir problem yaşayabilir ortağıyla ya da ortaklık teklifi gelebilir ama bu süreci biraz atlattıktan sonra karar vermelerini tavsiye ederim. Burası da danışmanlıklar müşterilerimizle alakalı alandır da biraz bu süreçte müşterilerimizle, danışanlarımızla takıştığımız, problem yaşadığımız bir süreçte olabilir. Evet, onlar bir de açık düşmanlar evi. Kadın düşmanlarıyla biraz yeniden kadın Venüs olduğu için orada. Kadın düşmanlarının tekrar gündeme geldiği, ne bileyim varsa eskiden böyle torunlu olduğu bir kişi, o konuların tekrar alevlendiği bir süreç olabilir. Ve son burcumuza geliyorum. Balıklar ve yükselen balıklar için 6. evlerinde olacak. 6. ev astrolojide günlük rutinlerimiz, çalışma ortamımız, iş arkadaşlarımız, evcil hayvanlarımız ve sağlığımız. Dolayısıyla balıklar biraz bu alanlarda konuları deneyimleyecekler. Şimdi burada yeni bir iş girebilirler ya da eski işlerinden tekrar teklif gelebilir ya da mevcut görev ve pozisyonlarında tekrar geri dönüşler olabilir. Ne bileyim çalışma yeri değişmiştir, eski yerine geri dönebilir. Ofisi değişmiştir, eski ofisine geri dönebilir. Bunun dışında iş arkadaşlarıyla problemler yaşayabilirler. Özellikle de genç kadınlarla daha çok problem deneyimleyebilirler. Yazışmalar, resmi konularda, evraklarda problemler, yanlışlıklar, hataların olabileceği bir süreç olur. Yine sağlıklarıyla ilgili Venüs'ün ve Aslan'ın temsil ettiği konularda tetiklenmeler yaşayabilirler. Şekerli, böbrekli, idrar yolları iltihaplanması, cinsel yolla bulaşılan hastalıklar, yumurtalıklar, kalp, göz, omurga, işte boyun fıtığıdır, bel fıtığıdır gibi gündemleri olabilir. Burada yeni bir tedaviye başlayabilirler. Ya da sporla çözebilirler bu işi. Neden? Venüs Aslan'da spor demek. Belki de işte atıyorum omurilik sorunlarını sporla çözebilirler, hareketle çözebilirler gibi. Evet, burası aynı zamanda evcil hayvanlarımızı da temsil ediyor. Bazıları bu süreç içerisinde bir evcil hayvan edinebilir. Bazıları da yine evcil hayvanlarının bakımlarını, yine onların hastalıkları, kontrollerinin olduğu bir süreç olabilir. Bunlarla ilgilenebilirler. Evet, bütün burçlarımız bu şekilde. Bakalım yine Tamamdır. önemli bir şey kaldı mı, kalmamış. Çok çok
Teşekkür ederim. Gerçekten son derece detaylı ve çok önemli konuların altını çizerek hepimize de burçlarımızın şeylerini bildirdin. Yani biz orada bir 40 gün sabredeceğiz. Evet. Ya Evet. öncesinde halledeceğiz ya sonrasında bırakacağız. İnşallah bu zorlu süreci böyle atlatacağız hep beraber. Yani Astroloji bunun için belki var. yani Yani astroloji astroloji bunun bunun için için var. Yani biz her gün gökyüzü enerjilerini sayfalarımızda yorumluyoruz. Yani işte gökyüzündeki gezegenlerin enerjisi bizim davranışlarımızı etkiliyor. Ama bunun bilincinde ve idrakında olup o enerjiyi yönetebilirsen o zaman işte çok güzel. Yani astroloji burada bir rehber. Dolayısıyla artık öğrendik, biliyoruz. Her birimiz hangi alanda sınavlar vereceğiz ve deneyimler yaşayacağız, bunu da biliyoruz. Dolayısıyla burada kendimizi, belleğimizi sürekli bu bitecek, geçecek, bitecek, geçecek. Bu sebepten dolayı düşündüğünüz zaman daha kolay atlatabilirsiniz. Ve dediğim gibi her birimiz 2015 Temmuz-Eylül tarihleri arasında her ne yaşadıysak buradaki konularla ilgili tekrar eden bir süreç ya da benzeri gündemlerle de karşılaşabiliriz. 2015. Evet, en son Enteresan. 2015'te Aslan Burcu'nda Venüs retro yapmış. O dönemdeki ya da ona benzer konularla tekrar gündem olabilir. Şimdi kafayı yiyeceğiz hep beraber diye yaşamıştım. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. Birkaç arkadaşımla gündemi yorumladık bugün. Mesela ikizler ve bir yengeç. Mesela çok tuttu. Yani söylerken sen şaşırdın. Gerçekten orada ikizler bir araba almayı düşünüyor ve onun üzerinde bir arayış içerisinde ve ilkokul arkadaşları dedi. Çok şaşırdım çünkü tamamen onunla ilgili bir sohbetti. Çok güzeldi. Çok keyif aldım gerçekten Ben de çok Tuğba'cığım. keyif Şey, aldım. yani umarım yani yaklaştığımız o Ekim öncesi bir süreçte tekrar Evet. programlarımız uyar ve bir araya gelebilirsek çok keyif alırım. Olumlu. Teşekkür Tabii ki ediyorum. tutulmaları da konuştuğumuz bir süreç olur. Eylül gibi konuşuruz. Öncesinde konuşalım ki zaten Evet. enerjileri tutulmaların Eylül gibi başlayacak. Uyarabilirsek, faydalı olabilirsek daha güzel olur. Yani Ağustos sonu gibi inşallah Kesinlikle. tekrar görüşelim. Ben de çok Görüşmek keyif üzere. aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Davetimi icabet ettin. Çok sağ ol. Tanışmış olduk seninle de çok da memnun Evet. oldum. Ben de çok Teşekkür memnun oldum. ediyorum. Herkese Görüşürüz. teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi Hoşça kal. geceler. Hoşça kalın.